Hazır God of War PC sürümünün çıkmasına da günler kalmışken 2022 ve 2023 yılının bilinen PlayStation özel oyunlarına bir bakalım istedim, siz ne dersiniz? Özel oyun tanımının biraz flulaştığı şu zamanlarda tabii ki özel oyun derken sadece PlayStation'a ya da PlayStation ile birlikte PC'ye çıkacak oyunları kastediyorum. Ya da bir başka deyişle aslında Xbox'a ve Switch'e çıkmayacak oyunlar da diyebiliriz. Buyurun. İlk oyunumuz Boundary. Boundary bir multiplayer FPS oyunu ve tek ve en önemli özelliği yer çekimsiz ortamda geçmesi. Yani uzayda Call of Duty diyebiliriz. Arkandaki jetpack ile uzayda süzülüp kanca atarak hızlı hareket ediyorsun. Aslında temelde 360 derece bir FPS oyunu işte, daha fazlası değil. Hem PlayStation'a hem de PC'ye geliyor ve bence bugün size bahsedeceğim oyunlar arasında da en zayıf olanı. Eğer bedava olursa alır, oyuna bir bakarız. Ücretli olursa hiçbir şansı yok. Sony Remake ve Remaster konusunda çok tecrübeli şirketleri satın alınca bu yılın Remaster oyunlarla dolacağını düşünmüştük ama bugün listemizde ikisinden de sadece birer oyun var. Bunlardan remaster olanı Uncharted Legacy of Thieves Collection. Uncharted 4 zaten PlayStation 4'te de görsel anlamda harika işler çıkartmış bir oyundu. Remaster bir fark yaratacak mı? Ben de merakla bekliyorum. Multiplayer kısmının çıkartıldığı, sadece kampanyanın olduğu oyun bu ay sonu çıkacak. Geçen sene online yapılan Sony etkinliğinden çıkan en güzel oyunlardan biri de çok sevdiğimiz Star Wars Knights of the Old Republic'in tekrar yapımı, remake'i olmuştu. Zaten takip edenler bilir, KOTOR'un ismi her geçtiğinde keşke şunun bir remake yapılsa be diye söylenip dururduk Onur'la beraber. Nihayet yapılıyor. Şaşırtıcı olan bunun Lucas ve Sony ortak yapımı olması. Bir gün bugünün geleceğini biliyorduk ama oyunun PlayStation özel oyunu olacağını tahmin bile edemezdik. KOTOR bundan 20 sene öncesinin en üst kalite RPG'lerinden biriydi ve geçen onca zamanda oyunlar ve RPG'ler elbette gelişti. Oyun aynı şekilde kalırsa, yani 20 sene önceki haliyle kalırsa, günümüz anlayışıyla biraz yavan olabilir. O yüzden remake olması çok isabetli bir karar ve onun da üstünde oyunun kendisinin de biraz değiştirilmesi gerek. Tıpkı Resident Evil remake'lerde olduğu gibi. Henüz daha bir çıkış tarihi yok. 2023 gibi gelecek. Sırada çok bahsettiğimiz ve çıkışına da çok az zaman kalan Horizon Forbidden West var. Bence oyun PlayStation 5'in performansını gerçek anlamda gösteren ilk oyun olacak. Evet, geçen sene çıkan Ratchet'a rağmen söylüyorum bunu. Çünkü Horizon çok daha geniş bir haritaya, çok daha çeşitli görselliğe sahip bir oyun. Bu oyun ile ilgili sadece bir tek endişem var. Aksiyonunun, dünyasının, hikayesinin ortalamanın üstünde olacağına eminim. O konuda bir sıkıntım yok. Endişem çıkış tarihi. Elden Ring'den sadece 10 gün önce mi çıkılır be insafsız? 18 Şubat yerine 18 Ocak'ta çıkaydın da şöyle uzun uzun oynayaydık keşke. Yapacak bir şey yok. Artık bize verilen sürede ok ve yay ile devasa robotları öldürebildiğimiz kadar öldüreceğiz. Bu baharda Horizon'dan sonra çıkacak bir başka açık dünya oyunu da Forspoken. Square Enix'in oyunu PlayStation ve PC için geliyor. Bu oyun Project Atia adı ile ilk duyurulduğunda oldukça da ilgimizi çekmişti. Fakat sonradan sanki bayağı downgrade yedi gibi. Şu anda görselliği Horizon ile yarışacak düzeyde değil. Aksiyonu konusunda da kafamda bazı soru işaretleri var. Mesela şu anda gördüğünüz gibi onlarca düşmanı koyun güder gibi etraflarında döne döne öldürmesi bana hayli yavan geldi. Çok büyük bir beklentim yok kısacası. Yine de hem bizim dünyamızda hem de fantastik evrenlerde geçen hikayeler ilgimi çekiyor. Son karar için Mayıs'ı bekleyeceğiz. Stray PlayStation'a gelecek olan en enteresan oyunlardan biri. Oyunda bir kediyiz ve kedice şeyler yapıyoruz. Diğer yandan insanca şeyler de yapıyoruz, eşya taşımak, bulmaca çözmek gibi. Oyun açık dünya elementleri de taşıyan harika bir sanat tasarımına sahip bir dünyada geçiyor. Bu dünyada herkes de kafasında birer televizyon olan robot. Evimize geri dönme maceramızda bol bol bulmaca çözüp bazen de evil farelerden kaçacağız. E kediyiz tabi, fareden kaçacağız. Bu sene çıkacak gibi görünüyor.
PlayStation'a çıkacak bir başka indie oyunda Little Devil Inside. Oyun 2015 yılında bir Kickstarter kampanyası ile ilk kez adından söz ettirmişti. Ama o zaman oyun beklediği desteği göremedi ve bir süre ortalıktan yok olduktan sonra PlayStation özel olarak bir kez daha ortaya çıktı. Anlaşılan geliştirici istediği parayı toplayamamış ama Sony'nin de dikkatini çekmiş. Little Devil Inside kendini içinde keşif ve hayatta kalmanın olduğu üçüncü şahıs aksiyon, macera, rol yapma oyunu olarak tanımlıyor. Yani hani içinde her şeyden biraz olan oyunlar vardır ya, onlardan işte. Dağlarda, çöllerde, denizlerde, ormanlarda ve bataklıklarda geçecek oyun minimalist ve harika bir görsel tasarıma sahip. Ne zaman çıkacağını ise bilmiyoruz maalesef. Fakat bu sene çıkacağını bildiğimiz oyunlar da var. Bunlardan biri de God of War Ragnarok. Ragnarok, Kratos'un kuzey illerindeki son oyun olacak. 2018'de başlayan macera bu oyunda bitecek. Sonrasında başka tanrıları gebertmeye gider miyiz bilemem ama bu oyunda İskandinav tanrılarının içinden geçeceğimiz kesin. Yapımına ilk oyundan hemen sonra başlanan Ragnarok, başlangıçta sadece PlayStation 5 için tasarlanıyordu ama Sony'nin PlayStation markasını farklı bir yöne götürmeye karar vermesiyle hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 oldu. Ragnarok'un ilk oyundan daha büyük bir oyun olacağı söyleniyor ki trailerlardan aldığım hissiyat da zaten öyle oldu. Henüz daha resmileşmedi ama Eylül ayında gelmesi bekleniyor. Bu sene çıkacak Sony'nin büyük üçlüsünün son oyunu da Gran Turismo 7. Daha önce de bol bol konuştuk. Oyunun araba yarışı simülasyonu sevenleri çok tatmin edeceğinden kuşkum yok. Bir önceki oyun GT Sport 2017 yılında çıkmıştı ve yaklaşık da 10 milyon adet sattı. Birkaç ay önce çıkan Forza Horizon'ın da Forza tarihinde en fazla insana ulaşan oyun olduğunu düşünürsek, yarış oyunlarının tekrar eski popülaritesini kazanmaya başladığını söyleyebiliriz. Tampon kameranız zeval görmesin. 90'lı yılların sonunda ve 2000'li yıllar boyunca Square Enix ile Sony neredeyse ortak gibiydiler. Sonra Amerikalı Xbox girdi, işler bozuldu. Fakat son zamanlarda Square Enix ile Sony arasında yine bir yakınlaşma mı var acaba? Forspoken'dan sonra bir başka Square oyunu olan Babylon's Fall'da en azından şimdilik PlayStation özel olarak görünüyor. Hack and Slash 4 kişi co-op bir RPG olan Babylon's Fall, klasik bir Japon oyunu. Karakter tiplerinden görselliğine, aksiyonuna kadar, yani sapına kadar Japon oyunu. O yüzden de benim çok da ilgimi çekmiyor. Zaten son yıllarda co-op oyunlar arasında da çok nadir iyi oyun çıkıyor. Bir nevi co-op oyunlar kalitesizliğinde ismi olduğu gibi. Yani bu oyun Babylon's Fall da Boundary ile beraber benim için olmasa da olur kategorisinde. Square Enix dedik ya, işte buyurun bir oyun daha, Final Fantasy 16. Oyun PlayStation için zaman özel olarak çıkacak. Çıkan söylentilere göre bu süre 6 aymış ama bana sorarsanız 1 yıldan aşağı olacağını pek sanmam. Final Fantasy 16 ilginçtir. Diğer Final Fantasy oyunlarına pek benzemiyor. Ben özellikle Dark Souls etkisi hissettim. Mekanik olarak değil de atmosfer olarak o eski cicili bicili Final Fantasy oyunlarına hiç benzemiyor. Çok daha karanlık bir oyun olacak gibi. Fakat benim asıl dikkatimi çeken oyunda sadece tek bir kişiyi yönetiyor olmanız. RPG'lerde takım yönetmek güzel şey, severim ama eğer oyun sıra tabanlıysa, dövüşler gerçek zamanlı olduğunda birden fazla kişiyle dandun'a dönüşüyor. Yıllardır 4 kişilik bir takımı gerçek zamanlı savaştırmanın yöntemini arıyorlar ama bence henüz tatmin edici bir yöntem bulunamadı. Bu yüzden de Final Fantasy 16'da tek bir kişiyle savaşıyor olmamız hoşuma gitti. Umarım öyle de kalır. Yakın tarihli çıkacak bir başka hem PlayStation hem PC çıkacak oyun da Sifu. Bu oyun hakkında çok fazla konuştuğum için artık çok uzatmayacağım mevzuyu. Öldükçe yaşlanarak geri dönen bir yakın dövüş ustasına oynayacağımız oyun 8 Şubat'ta çıkıyor. Sırada yeni Kaledonya'dan esinlenerek yapılmış bir oyun var, Tichia. Orası neresi derseniz, Avustralya ile Yeni Zelanda arasında yer alan küçük bir ada.
Oyun açık dünya bir sandbox oyunu. İçinde biraz Zelda var, biraz crafting var, adadaki hayvanların içine girmek gibi mekanikler var. Tichia Yeni Kaledonya kültürünü, müziğini, kıyafetlerini falan filanını da kullanıyormuş. Açıkçası ben pek bir şey çıkartamadım oyundan. Daha fazla bilgi geldikçe tekrar bakarız. Evil Within 1 ve 2, 2010'lu yıllarda en sevdiğim gerilim korku oyunlarından oldu ama maalesef satışlar pek de tatmin edici olmadı. O nedenle de Tango Gameworks üçüncü bir oyun yapmaktansa kendini başka bir oyuna verdi. Ghostwire Tokyo. Ki açıkçası bu durumdan pek memnun olduğum söylenemez. Oyun trailerını seyrettikçe buram buram felaket kokusu, çakacak bir oyun görüyorum ama bir yandan da öyle olmamasını diliyorum. Birinci şahıs Supernatural aksiyon macera oyunu olduğunu söylüyor Ghostwire Tokyo. Bildiğim bir şey varsa Evil Within'in ürkütücü konseptinden olabildiğince uzak olması. Oyun ertelenmezse bu sene çıkacak. Geçen sene yapılan Sony etkinliğinin iki tane de yeni duyurusu vardı hatırlarsanız. Bir tanesi 2018'de çıkan ve çok çok iyi eleştiriler alan Spider-Man'in devamı Marvel Spider-Man 2 idi. PlayStation 5'ten capture edilen görüntüler eşliğinde bu sefer bir değil iki Spider-Man ile oynayacağımızı gördük ki ikinci Spider-Man de elbette Miles Morales. Hemen akıllara tabii oyunun co-op olacağı geliyor ama öyle değil. Insomniac oyunun tek kişilik olduğunun altını çizdi ki bence tek kişilik hikayesiyle bu kadar başarılı olan bir oyunun günümüz popülaritesine kapılmayıp öyle kalmaya devam etmesi de son derece yerinde bir tercih. Tebrik ediyorum Insomniac'ı. Her oyunda arkadaşlarla oynanmasın bir zahmet, tek başına oynamanın da bir güzelliği var. Peki örümcekler kiminle savaşacak? En azından bir tanesinin Venom olduğunu trailer'dan biliyoruz ama mutlaka ona başkaları da eklenecektir. Kötü haber oyunun 2023'te belki de daha sonra çıkacak olması. Sony etkinliğinde duyurulan ikinci Marvel oyunu da Wolverine olmuştu. Oyunun Spider-Man'i yapan Insomniac tarafından yapıldığı, yetişkin tonda bir oyun olacağı ve henüz daha geliştirmenin çok erken aşamasında olduğu dışında bir bilgimiz yok. Belli ki Spider-Man 2'nin çıkmasından sonra hız kazanacak, yani en iyi ihtimalle 2025'te oynayabileceğimiz bir oyun. Olsun, en azından bir yerlerde Wolverine'in yapıldığını biliyoruz artık. Oyuncu her zaman her oyunu görür görmez istemeye başlar. Biz istiyoruz artık ne zaman çıkarsa. Ve bu videoda son bahsedeceğim oyunda henüz resmi olarak duyurulmayan ama bu sene ya da gelecek sene çıkacağı yönünde çok kuvvetli bulgular olan Last of Us Remake. Hatta son söylentiler oyunun neredeyse bittiğini söylüyordu. Ama bu sene Sony açısından da bu kadar çok doluyken bir de araya bunu sıkıştırmak isterler mi bilemedim. Hazır oyunun dizisi de geliyorken Sony elindeki bütün kozları kullanmak istiyor gibi görünüyor. Peki neden onca oyun arasından Last of Us Remake? Bildiniz, elbette PC'ye de çıkartmak için. Bu oyun ne zaman duyurulur bilmem ama duyurulduğunda PC içinde geliyor deneceğine eminim. Böylece 2022 ve 2023 ve hatta ötesi dahil bilinen konsollarda sadece PlayStation'da bulunacak oyunlara bakmış olduk. Kaçırdığımız bir oyun varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.